Karşıdaki evin restorasyonu başlayacak inşallah. Yani böyle adım adım gidiyor. Çok teşekkür ederim. Peki var sizden? Başkan, başkan. Nereye yaptın? Son harcı oraya mı koydun? Bir saat olsun. Bir saat sonra şeyleri alacağım. Açacaksın. Bir de silindiri koyacağım. Bir saat, iki saat sonra harcım dondu. Başkanım yolu açacak. Bak çayın yanına bir tane şeyle başlayalım. Teşekkür ederim. Esnafla başlayalım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Bence O zaman şöyle yapalım. Birer tane kestane. Piyasa şöyle. Şimdi Türk Hava Yolları biliyorsunuz önceki dönemlerde hep zarar eden bir firmaydı. Krize girdiği dönem içerisinde Temel Kotil, o zamanın Türk Hava Yolları'nın genel müdürü, tüm dünya piyasaları durmuşken onların sipariş vermiş oldukları uçakları nasıl olsa kriz var, kimse ilerlemiyor, kimse almıyor, para yok vesaire diye. Çünkü uçak siparişleri 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl uzun vadede veriliyor. Böyle hemen ben bir uçak alayım dur ya şuradan diyemiyorsun. Diğer firmaların iflas etmesi ya da ekonomik darboğaza girmesiyle beraber onun üzerinde uçak alım kararı vererek dar zamanda bir uçak alalım diyerek o uçakları aldığı için bugün dünyanın bir numarası geldiği nokta itibariyle. Yani bazen krizler fırsatları yanı başında doğru baktığımız zaman. Şimdi biz ilk etapta piyasa daralıyor, zora girdik gibi düşünüyoruz. Çok doğru aslında. Ancak bunun birkaç tane artısı var. Ne? Bizim ihracat kalemimiz kolaylaşıyor. Ben geçtiğimiz hafta tanıtım günleri için İstanbul'daydım. Oradan birkaç saatliğine Edirne'ye geçtik. Edirne'de olağanüstü bir alışveriş furyası var. Başta Bulgarlar ve Yunanlar olmak üzere sınırdan
tur otobüsleriyle beraber gelip marketinden, kıyafetinden, giyiminden, alışverişini yapıp geri doğuruyor. Gün onların günü çünkü. Hem dış ticaret açığı bu vesileyle yavaşlamış oluyor, hem de düşmüş oluyor. Hem de sen daha ucuza mal satmış oluyorsun. Yani aslında kendi fiyatından satıyorsun baktığında, ama onlar açısından onlar için iyi bir şey. Dolar euro bazlı bakacak olursan onların piyasasına göre ucuza. Bu kısa süre içerisinde toparlanır. Bugün Maliye Bakanımız enflasyonla ilgili bir açıklama yapacak. İşte kur dengelenmiş oldu baktığımızda. Kısa sürede normale döner. Türk milleti i̇nşallah. Ölümden bile korkmayan bir millettir. Aynen. Yani rahat olur. Yani. İnşallah. İnşallah. Alışkınlar. Çabuk kaldırabiliyorlar. Peki. Var mı bizden isteğiniz, arzunuz? Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sizi böyle görmek güzeldi. Evet. Cadde bitti. Dış cepheler geliyor. Öbür taraftan beri. Tefelahan bitecek. Yarın ekip, yarın firma geliyor. Başlayacak. Hemen. Yani bu cadde çok güzel bir cadde olacak. İnşallah olacak. Taraftaki gibi canlı. Keşkeleri konuşurken. Biz Mikser Caddesi'ne de bir yenilik istiyoruz aslında. Böyle bu aynı tek tip dış cephe kaplamasını oraya da getirseniz. 2019 sonrası inşallah. İnşallah. Çünkü otoyolda geldiğinizde çevre yolundan ilk üyeye girerken Mikser Caddesi'ni görüyorsunuz. Evet. Çok çirkin bir görüntü var. Bizim için de çok iyi olacak çünkü. Büyük Cami'nin oradan doğru giden ana caddenin projesi var elimizde. Mikser Caddesi'nde çalışıyoruz. Bundan sonraki süreç içerisinde artık Büyükşehir Belediye'mizde o iki caddenin sıraya girmesi lazım. Şimdi İnşallah. Sahil bitti. Gördüğünüz gibi. Sahil güzel. Çok güzel. Bir sahil gibi Mikser Caddesi de hak ediyor diye düşünüyorum. Orta Çarşı bitti. Şimdi Hacı Emin bitti. Meydandan yukarıya doğru çıkan. Kadılar Yokuşu aşağıya doğru bitti. Bakırcılar Arsası bitti. Bura devam ediyor. Büyük Cami'ye kadar. Şimdi Ada Bakkaliyesi'nin oraya çıkıyoruz. 1,5 milyon o projede. Denizin kenarındaki komple o Tilla'nın falan olduğu yer çıkacak komple. Orayı yapacağız. Devamında bu iki cadde çünkü çevre yolundan geldiğinizde Ünye'yi ilk Mikser Caddesi'nden görüyorlar. Haklısınız, tamam. Evet, yani teşekkür ederiz. Yaptıkça çirkinlikler şeyde kaybolacak. Böyle mazide kalacak diye. Göze şeye kalıyor yani. Tek görüşürüz. Biz teşekkür ederiz. Kahveleri içmişsiniz. Fal bakan yok mu? Kahveler aldım. Hemen ikram edelim bir tane. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. İyi gidiyor inşallah. İyi gidiyor. Daha güzel olacak. İnşallah. Caddeyi falan değiştirdik. İşte cadde biraz yordu bizi ama güzelce inşallah. Farkındayız. Altyapı çabuk çıkmıyor. Şimdi doğalgazı geçti. Su kanalizasyonu yenilendi. Fiber optiği geçiyor alttan, yani elektriği geçiyor. O kurumlar alttan çıkmadan üst yapıya giremiyoruz. Onlar da her biri devletin ayrı ayrı kurumları. Bunların yatırım planları var vesaire. Bitti. Şimdi dış cephede bir bitti miydi? Şey gibi bir arka cephede gayet güzel bir görüntü işte. İnşallah. Bir tane bir tane hemen şimdi şakır şakır geliyorlar şeydeler. Büyük Cami'nin tam karşısında da. Orta Cami'nin karşısında kısa süre içerisinde biter ya da kadar bir iki ay içerisinde. Var mı isteğiniz abi? Görüşürüz. Kolaylıklar diliyoruz. Tamam. Şunu söyleyebilir miyim? Şimdi yollar yapıldı çok güzel. Araç çekiyorlar kaldırımlara. Biz de bunu istemiyoruz. Buraya şöyle güzel şeyleri, baştan yapılan şeyler, fikirlerde bulunuyor. Yok, bundan değil. Bunlardan değil. Bu şekilde yapılanlar büyük sıkıntı başkanım. Onlar da olursa... Dün konuştuk, talimat verdim. Orkun Bey bir bakacak, örnek getirecek bize. Ona göre karar vereceğiz. Tamam. Yani şimdi öyle yapılırsa iyi olur. Şimdi kadar, yazık yani. O kadar güzelliği yaptıktan sonra bir de şimdi dış cepheler de geliyor komple. Evet. Doğal taşın üzerine araç çıkınca bunu hem kaldırımı kırıyor, evet, hem şu kenarı yazık duruyor. Yani. Yazık. Evet. Ama bir bu açıdan bir hatırlatmak çözmemiz lazım ona göre. Dün talimat verdim. İlgilenirseniz memnun olacağız. Aynen. Çok teşekkür ederiz. Tamam. Hayırlı günler. Görüşürüz. İyi günler. Abi, ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun? İyi. Son işlerimiz oldu. Bir iki defa sen oraya geldin bir tane yoksa. Ben tek bir tek etmişsin. Şey mi olur? Vekil var ya. Ne yapıyorsun? Ben hep vekillerine gidiyorum zaten. Ömer Emel Beyler'de. Buradan yukarıda gelirsin. Yukarıya mı çekiyorsun? Bir sıkıntı yok mu? Yok. Hadi ipin ucunu.
Kaderde herkes kaderde var olanı yaşar. Yaşayacak da sen üzerinden görevine yaşadın. Hoş geldin. Kaderler arkası. Hoş geldin. Hoş geldin. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz sağ olun. Siz de teşekkür ederim. Allah'ın işleri. Hadi işleri kolay gelsin. Açıyoruz yolu. Hayır açıyoruz değil mi? Gel, gel, gel o zaman bak şöyle, şöyle yapalım. Gel, gel. Arkadaşlar kolay gelsin. Şu hanımlara bir teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Merhaba. Sağ olun. İyi günler diliyorum. İyi günler. Sağ olun. Çok şükür Allah'a. Biliriz. Bu millet niye bu kadar şükür? Şükür Hanım başa gelir misin? Ekşi köfteyi. Damak tadını beğendim. Damak tadını da. Bir de içinde buyurun. Et yok. Kadına gidip bakalım. Teşekkür ederiz lan. Esnaf gidesi yapıyorum. Yemişle beraber yapıyorum. Esnaf olan eşim de şimdi üstte kalmamız gerekiyor. Selam. Allah kabul etsin. Söylemiştiniz yani. Babam pide ustası ve ekmek ustası, hamurker daha doğrusu. Abim fren işletiyor İstanbul'da. Ben de üniversitede öğrenciyken yaz tatillerinde pasajcılık yaptım. Başkan adayı. Kaç tane aday var? 5. 5 tane. Ne var? Vaatler var. Beraber. Vaatler. Güzel. 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 Biraz daha kötü yaptı ama genel olarak çok tanıdık. Bak, 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 bak. Peki.
Mehmet Bey, hala başarılı bir albüm sözüm vardı, olsun mu? Düğün festivalinde. Yok, söz. Başkanım ama birini gelecekti, fotoğraf geçecek. Murat ayarlayacak. Ondan şu yalo kopuklu yaşadık. Evet. Allah'a şükürler olsun, ayda bir gün gitti. Yemin ediyorum, arabalarımızın altına alıyorum. En çok en tek, avre bittiği. Arkadaşlar hayırlı günler diyorum. Muhtarımız da hiç yok. Tamam, Allah'ım. İyiyiz. Almasını lazım. Çok teşekkür ederim. Size bu kolay için teşekkür ederiz. Ekip kalabalık. Ben özelde içmeye gelirim ben size. Tamam. İyisiniz değil mi? İyisiniz. İşler de yolunda. Şey, bizim buraya bu son zamanlarda bu afattan sonra çok yardımım oldu. Kalarım var. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hocam cinsin. Selam söyle. Afiyet olsun. Hayırlı günler diyoruz. Yasin. Hoş geldiniz başkanım. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Evet, çok teşekkür ederiz. Nasıl gidiyor? İşte. Tamam. Uğraşıyoruz. Sağ olun, buyurun, beraber olsun. Var mı bizden isteyenler? Yok, sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Başkanım. Hoş geldiniz. Saatler olsun. Sağ olun, hoş geldiniz. Ne varsa söyleyin. Karar veremedim. Peki, iyi günler diyoruz. Gençler, iyi günler diyoruz arkadaşlar. Nasılsınız? Nasılsınız? Merhabalar. Ortalık karışır. Ola, kolay gelsin. Sağ olun. Emekli mi oldun? Emekli oldum. Ben işimi bıraktım. Oğlum, burayı da çalıştırayım. Öyle takılıyoruz. Gençlerin arasına takılıyoruz. Merhabalar. Nasıl gidiyor? İyi vallahi ya. Devam. İyi. Hayırlı. Çalışmalara. İyiyiz Allah'a şükür. Buyurun sizi içeri alalım. Merhabalar. Evet, hoş geldin. Görüştüğümüze şükürler. Nasılsınız? İyisiniz. Teşekkür inşallah. Ettik, tamam mı? Sizler de iyisiniz. Sizler de iyiyiz. Anacığım nasılsın? Teşekkür ettim, iyiyim. Allah'a da iyisiniz. Köy nere? Köy, Yavıköy. Yavıköy. Belediye başkanı. Belediye başkanı. Adil Bey'in... Okul arkadaşı Gürcistan'da avukat oğlum Enver Barda. He, iyi tanırım. Enver Bey'le görüşüyoruz. Senin oğlun. Sizin oğlunuz. Oradakçı soyadan da oynuyorsun. Benziyor ha. Değil mi? Vallahi babaya benziyor yani. İçeride bir şeyler söylüyor. Sana şu an ayağa kalkamıyor. İnşallah daha süreç başlamadı. Başlasın şöyle bir daha takvim açıklanmadı. Görelim. İnşallah.
Başkanım, ne haber? Sağ ol başkanım, hoş geldin. Merhabalar efendim, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Merhaba. Allah razı olsun. İyidir efendim. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Merhabalar. Ne yapıyorsunuz? Tadilat, tamirat. Evet, imalat vesaire. Sağ olun efendim. Var mı istemeler? Evet, canım sağ olun efendim. Çerçeve'yi Ankara'da çalışıyorum. Ankara. Evet, Çerçeve'yi şikam edelim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun efendim. Sağ olun. Sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyoruz. Bol kazançlar diliyoruz. Var mı bizden isteğiniz arasında? Allah sağlık sıhhat versin, uzun ömür versin inşallah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah kolay gelsin. Hayırlı günler Allah diyoruz. Amin, amin, amin. Teşekkür ederiz. Ne kadarlık? Yiyelimiz başkanım. Yiyelimiz. Yani. 6 aylık. Peki. Hayırlı günler diyoruz. Teşekkür ederiz başkanım. Sağ olun. İkini getireceğim. Heh. Ben daha çok seviyorum. Yaş kaç? 40. Bir de yaşlısı kaydı abi. Bu da makine çalışıyor.